Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda başlık parasının dinde yeri var mı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, malum evlilik olayında İslami yönden baktığımızda evlenecek olan erkek hanımına bir mehir veriyor. Ve bu mehir duruma göre, kişilerin durumuna, sosyal statüye, imkanlarına göre değişebilir. Alt limit olarak en basitinden bir şeydir. Üst limit olarak da artık kendi tercihlerine kalmış olan bir durumdur. Kendi anlaşmalarına bağlı bir durumdur. Ama dinde başlık parası diye doğrudan babanın böyle kızına adeta bir bedel gibi aldığı bir ücret söz konusu değildir. Bu örf olarak vardır ve bu örf de dine uygun bir örf değildir. İslamiyet örfü doğrudan reddetmez. Yani her milletin kendine göre bir takım örfleri, adetleri, ananeleri, gelenekleri olabilir. Ama şu şartla, İslam'ın özüne, İslam'ın ruhuna aykırı olmamak şartıyla. İşte evlilik olayında iki tarafın durumuyla alakalı erkeğe düşen sorumluluk Kur'an-ı Kerim'de mehir olarak belirtilmiştir. Ve bütün İslam tarihi boyunca da bu böyle uygulanmıştır. Bunların içinde başlık parası diye ayrıca bir para söz konusu değil. Başlık parası ülkemizin bazı bölgelerinde hala günümüzde uygulanmakta ve bunun bir takım sakıncaları da ortaya çıkmakta. Adeta bir bedel karşılığı kızını vermek gibi böyle insan tabiatına o derece uygun olmayan, insan haysiyetine yakışmayan bir durumla karşı karşıya kalınabilmekte. Dolayısıyla başlık parasının kaldırılması lazım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, bu bir örftür ama bu örf dinin ruhuna uygun bir örf değildir. Belki bazı bölgelerde şu tarzda yapıyorlar, onun bir yeri olabilir. Mesela başlık parası olarak para alıp bunu tümüyle kızına masraf olarak harcamak. Bu bir örftür. Buna yapılacak herhangi bir itiraz yok. Ama kızına bedel olarak yüksek meblağlarda altın veya para alıp bunu kızına değil de kendine harcamak, bu dinen caiz olan bir şey değil. Bunu ifadeden sonra mehir nedir? Mehrin dindeki yeri nedir? Uygulaması nedir? Onu bir derece ifade etmeye çalışayım. Belki de halkımızın bir kısmı mehir kelimesini de pek bilmezler. Ve bunun yerine altın takısı daha çok medarı bahs olur. Ve yöresel olarak bu yöreden yöreye değişebilir. İşte bazı yörelerimizde, belki de ekser bölgelerimizde uygulanan şudur. Evlenmezden önce bu kararlaştırılıyor. İşte 10 tane diyelim altın veya 10 tane bilezik. Neye karar vermişlerse bu alınıyor ve bu doğrudan doğruya kızın hakkı oluyor. Bu İslami'dir. İslamiyet'in mehir olarak ortaya koymuş olduğu da zaten böyle bir sistemdir. Ama bunun illa altın şeklinde veya bilezik şeklinde olması şart değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir delikanlıyı evlendirecek ama delikanlı garibanın teki. Peygamberimiz delikanlıya soruyor. Mehir olarak hanımına ne verebileceksin? O da diyor, ya Resulallah hiçbir şeyim yok diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz, peki diyor Kur'an'dan ezberinde bazı şeyler var mı? Evet var diyor. Peki diyor, bunları hanımına öğretmen bedelinde ben de seni filane ile evlendiriyorum. Ve o şekilde evlilik gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla mehir olarak takdir edilen şey imkanlara bağlı olan bir durumdur. Eğer delikanlının imkanı yoksa Kur'an'dan bazı sureleri öğretmek bile bir mehir olarak Peygamberimiz tarafından uygulanmıştır. Mehrin esprisi şudur. Normalde kadın o derece ekonomik özgürlüğe sahip değildir. Gerek bizim toplumumuzda, gerek başka toplumlarda. Ve genelde ailenin yükü erkeğin sırtındadır. Ve ekonomik özgürlük de bu defa erkeğin elinde oluyor. Erkek para kazanıyor ve para erkekte bulunuyor. Ama insanlık hali, hanımının da bir takım özel ihtiyaçları olabilir. Veya diyelim ki ayrılma durumu olabilir. Veya geçici ayrılıklar bazen söz konusu oluyor. İşte kızıyorlar, darılıyorlar ve kadın evinden çekip gidiyor. Böyle bir durumda kendisinin bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için elinin altında
bir miktar paranın olması veya altının olması ona bir rahatlık verecektir. Bir güvence verecektir. Yani mehrin esprisi budur. Bundan dolayı, böyle bir hikmetten dolayı böyle bir uygulama söz konusu olmuştur. Ama eğer kadın isterse bu mehri kocasına yardım olarak da verebilir. Yani bu noktada Nisa suresinin başına baktığımızda Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. Kadınlara mehir olarak verdiğiniz şeyleri onlardan geri almayın diyor. Ama onlar gönül hoşluğuyla size verecek olurlarsa siz de afiyetle o zaman yiyebilirsiniz diyor. Demek ki burada mehirde esas olan temlik olarak bunun kadının mülkiyetine geçmiş olması ve mal olarak artık bu kadının malı olması ve bunda istediği gibi tasarrufta bulunabilmesi. İsterse bunu kendine harcar, isterse bir köşede bulundurur, ihtiyat akçesi olarak bulundurur. İsterse de bakar ki kocası evlilikten dolayı bayağı mağdur durumda, bayağı borca girmiş durumda. Kocası dışarıdan borç alıyor, başkasından borç alarak borcunu kapatmaya çalışıyor. Böyle bir durumda kadın isterse kendisinde mehir olarak bulunan altınları kocasına ya hibe olarak tek taraflı verir veya emanet olarak verebilir. Her iki durumda da vermesi güzel bir olaydır. Yani illa vermesi için dinen herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Dilerse verir, dilemezse vermez. Ama verdiği zaman hayat arkadaşına destek olur. Çünkü özellikle günümüzdeki uygulamalarda gerek takı olarak, gerekse yöresel bir takım adetlerin neticesi, kadının epey bir elinde serveti bulunabiliyor. Evliliğin yükü genelde erkeğin omzunda olduğundan, evliliğin ilk dönemlerinde erkek ağır borç altında olabiliyor. Böyle bir durumda hanımının bolluk refah içinde olması, bileziklerini sallandırarak gezinmesi kocasını belki de rahatsız da edebilir. Yani ben borç içindeyken sen böyle keyfine bakıyorsun, altınların içinde kendi zevkine bakıyorsun gibi o tarz düşünebilir. Böyle bir durumda kadın isterse biraz önce ifade ettiğim gibi emanet olarak isterse de doğrudan hibe olarak bunu kocasına verir. Onun borç yükünü hafifletmiş olur. Hayat müşterektir. Yani tek taraflı bakmamak lazım. Artık bu insanlar hayatlarını birleştirmişlerdir. Daha önce iki yabancı durumundayken evlilikle bunlar iki ayrı bedende tek bir ruh halini almışlardır. Böyle bir durumda birinin gamı, kederi, diğerinin de gamı ve kederi olmalıdır. Birini üzen şey diğerini de üzmelidir. Ve hayatın ağır yüklerini beraberce kaldırmaya çalışmalıdırlar. Değerli izleyenlerim, şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum bu münasebetle. Gerek başlık parası şeklinde çok ağır böyle taleplerde bulunmak, gerekse mehir olarak çok fazla mehir takı istemek bunlar uygun değil. Her ne kadar dinen buna bir sınır getirilmemişse de örf bunu belirlemektedir ve imkanlar bunu belirlemektedir. Ve günümüzde takıların veya mehrin böyle biraz üst düzeyde tutulmasından dolayı bakıyorsunuz ki insanlar belli bir yaşa geldikleri halde 25'ine gelmiş hatta 30'una gelmiş evlenemiyor. Bu evlenememek hem erkek için bir sıkıntıdır hem de evlenmemiş olan genç kızlar için bir sıkıntıdır. Çünkü Allah-u Teala insanları evlilik hayatını yürütecek şekilde yaratmıştır. Nasıl ki yeme içme bir ihtiyaçsa aile ortamında aile hayatı yaşamak da bir ihtiyaçtır. Fıtrat bu şekildedir. Allah insanları bu şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla bunun kolaylaştırılması lazım. Evliliğin kolaylaştırılması lazım. Benim babam bazen latife yolu anlatır. Ben der anneni çok ucuza aldım. Yani köy şartlarında işte basitinden böyle bir kilim, bir hasır, bir iki tane kapkacak ve o şekilde evleniyorlar. Bu güzel bir olay. Yani iki taraf kolaylıkla evlenebilmeli, mutlu bir şekilde evlenebilmeli ve zamanla eksiklerini tamamlarlar. Nitekim nice insan çok basitinden evlenmiştir ama zaman içerisinde diğer imkanları da olmuştur. İki taraf evlenecek, mutlu bir yuva kuracaklar. Çok ağır bir borç altında böyle bir aile kurma işi çok da sağlam olmayacaktır.
ağır bir yükün altında kendilerini hissedecekler. Çok da rahat hareket edemeyeceklerdir. Dolayısıyla anne babaların kızlarını veya erkeklerini evlendirme noktasında kolaylık göstermeleri gerekir. Diğer tarafı çökertecek şekilde böyle çok maddi şeyler istemek, şu kadar eşya isteriz, bu kadar bilezik isteriz, şu kadar altın isteriz gibi çok fazla şeyler talebinde bulunmak son derece yanlıştır. Ve bu gayrimeşru beraberliğe insanları iter. İnsanlar bakarlar ki bu şekilde helalinden bir araya gelemeyecekler. Bunun üzerine gayrimeşru tarzda bir araya gelmeler başlar ve bu da toplumun temellerini sarsar. Çünkü geleceğin kaliteli insanları mutlu aile yuvalarında yetişecektir. Ama gayrimeşru beraberlikten veled-i zina çocuklar dünyaya gelecektir ve bunlar da toplumun başının belası olacaktır. İşte fuhuş yolunu kapamak için, gayrimeşru beraberliği ortadan kaldırmak için meşru beraberliklerin kolaylaştırılması gerekir. Bu da anne babalara düşen bir görevdir. Cenab-ı Hak hepimize mutlu aile yuvaları nasip etsin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.